arkadaşlar hepiniz dersimize videomuza hoş geldiniz. 13. deneme sınavımızın açıklamalı çözümlerine dair olacak bu videomuz. İlk sorumuzla başlıyoruz buyurun. Daha öncesinde aşıya anafilaksi gelişimi nedeniyle hemofiliz influenza aşısı yapılmayan yapılamayan bir çocukta bakteriye bağlı aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişimi en olasıdır şeklinde sorulmuş. Doğru yanıt menenjit olacak arkadaşlar. Sorunun açıklamasına geçmeden önce bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum size. Sorularımıza açıklama kısmında YouTube kanalımızdan ulaşabilir. Onları önce çözüp sonrasında videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet sorumuza dönecek olursak. Bizim muhteşem üçlü şeklinde tanımladığımız pneumokok, meningokok ve hemofilüz influenza tip B'nin üç önemli ortak özelliği bulunuyor. Birincisi kapsülleri var kapsülleri en önemli virülans faktörleri ve kapsüllerinden elde ettiğimiz aşıları bulunuyor. 2 numara her üçüde nazofarenks'te kolonizeler ve üçüncü olarak da her üçüde IgA proteaz üretiyor. İmmünoglobulin A hatırlayacağımız üzere mukozaların immünoglobuliniydi. Dolayısıyla arkadaşlar bahsi geçen bakteriler pneumokok, meningokok ve haemophilus tip B, IgA proteaz üretmek şartıyla immün globulin A'yı parçalıyorlar. Peki şimdi soruya dönecek olursak hemofilüs influenza temelde ikiye ayırmak mümkün arkadaşlar. Birincisi kapsüllü olan yani hemofilüs influenza tipi. İkinci olarak da tiplendirilemeyen yani non-typeable hemofilüs influenza'lar. Peki aralarındaki temel fark nedir? Hemofilüz influenza tip B'nin kapsülü var. Tiplendirilemeyen yani non-typeable olan alt türlerin ise kapsülleri bulunmuyor. Nerede kolonizeydi bunlar? Nazofarynx'te. Peki altın değerinde sorumuz gelsin. Eski tarihli sınav sorusudur aynı zamanda. Aşağıdakilerden hangisi? Bakteriler için esansiyel yani olmazsa olmaz değildir. Cevap kapsül olacak. Neden? Çünkü eğer bir bakteri örneğin kapsülünü kaybedecek olursa ölmez fakat virülansı azalır. Ne demek istiyorum? İşte burada gördüğümüz hemofilüz influenza tipi, yani kapsüllü olan hemofilüz influenza kapsülü sayesinde fagostoza karşı direndiği için, fagostoza karşı direnç kazandığı için buraya dikkat, menenjit gibi, epiglottit gibi ya da sepsis gibi çok daha kritik enfeksiyonlara yol açarken non-typable olan haemophilus influenzalar ise komşuluk yoluyla nazofaringsten sinüzit, otit gibi çok daha basit enfeksiyonlara neden oluyorlar. Yani bir bakteri kapsülünü kaybederse ölmez, virülansı azalır. Bir bakteri kapsüle sahip olursa şayet virülansı artar. Kapsül esansiyel değildir. Sadece bakterilerin virülansını arttırır. Mekanizması neymiş? Fagositoza karşı direnç kazandırması nedeniyle. Peki soruya dönecek olursak hemofiliz influenza aşısı kapsüler aşı özelliğindedir. Dolayısıyla kapsüler etken olan hemofiliz influenza tip B'ye bağlı meydana gelen menenjit gibi epiglottit gibi kliniklere karşı etkinlik gösterir. Dolayısıyla aşısı yapılmayan bireylerde menenjitin gelişim olasılığı artacaktır hemofiliz influenza'ya dair. Diğer seçenekleri ele alacak olursak otit, sinüzit ya da bakteriyel konjonktivit kapsülsüz hemofiliz influenzalar yani non-typable hemofiliz influenzalar tarafından meydana gelir. Buraya yıldızlarımızı atalım. Dolayısıyla kapsüle bağlı gözükme sıklığı azalmaz ya da başka bir de işte kapsüllü aşı yapılmayacak olursa arkadaşlar bunların görülme sıklığında belirgin bir artış beklemiyoruz. E seçeneği akut bronşiyolit etken respiratuar sinsityal virüs yani RSV olacaktır zaten. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Spalding sınıflamasına göre yarı kritik tıbbi malzeme olarak sınıflandırılır? Özellikle son tarihlerde sterilizasyon, dezenfeksiyona dair soru sayısı arttı arkadaşlar. Son derece önemli, değerli bir konu. Cevap endoskoplar olacak. Şimdi doğrudan doku kanla temas halinde olan tıbbi araç gereçlere kritik alet adını veriyoruz. Sağlam deriyle temas halindelerse kritik olmayan tıbbi araç gereği şeklinde sınıflandırılıyor. Mesela kritik alet deyince en başta aklımıza arkadaşlar implantlar gelsin yıldızlarımızı atalım. Yine bununla birlikte cerrahi aletler ve üriner kateterler de kritik alet şeklinde ifade edilir. Peki kritik aletlerde benim ne yapmam gerekiyor? Cevap sterilizasyon yapmam gerekiyor. Peki yarı kritik tıbbi araç geliştirince aklıma ne gelsin? Endoskoplar gelsin en başta yıldızlarımızı atalım ve eski tarihli sınav sorusudur yine. Yarı kritik tıbbi araç gereçlerde ne yapmam gerekiyor? Y'lerden yakala yüksek düzey dezenfeksiyon yapmamız gerekiyor. Kritik olmayan tıbbi araç gereç deyince de aklımıza tansiyon aletleri, stateskoplar gelsin. Bunlar için basit temizlik ya da düşük düzey dezenfeksiyon çoğunlukla yeterli olacaktır. Mesela C seçeneğinde yer alan tansiyon aleti kritik olmayan tıbbi araç gere şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Hepatit B kliniği sırasında yandaki resimde verilen okla işaretli hücrenin oluşumundan sorumlu temel mekanizma hangisidir şeklinde sorulmuş. Evet şu gördüğünüz okla işaretli hücre küçülmüş koyu kondanse boyanmış bir hepatosite karşılık geliyor arkadaşlar. Buna Consulman cisimci yani Consulman body adı veriliyor. Şimdi altın kuralımızı hatırlayalım. Viral hepatit kliniği sırasında bir hepatik bulgular var. iki ekstra hepatik bulgular var. İşte bunlardan hepatik bulgular tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonuyla meydana gelirken ekstra hepatik bulgular örnek artrit, vaskülit, glomerülonefrit gibi bunlar tip 3 aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucunda meydana geliyorlar. O halde hepatik bulgu dolayısıyla hepatositler küçülmüş, koyu kondanse boyanmış tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyon sonucu meydana gelir. Peki bunun mekanizması nedir? T-lenfosit aracılığı hasar. Şimdi T-lenfositleri biz temelde CD4 ve CD8 olmak üzere ikiye ayırmak mümkün. İşte bunlardan CD8'in aktif formuna biz stotoksik T-lenfosit adını veriyoruz. Mekanizması da şu şekilde. Hedef hücre burada hepatosit oluyor. Önce stotoksik T-lenfositler aracılığıyla, perforin aracılığıyla delinir. Sonra hücre içerisine granzimler gönderilir ve hedef hücrede, apoptoz meydana gelir. Apoptozun sonucunda da şekilde gördüğümüz küçülmüş, koyu kondanse boyanmış hepatositler karşımıza gelecektir. Dolayısıyla doğru yanıt arkadaşlar, sotoksik T lenfosit aracılığı hasar olacaktır. O halde şöyle bir toparladım. Viral hepatit kliniği sırasında hepatik bulgular, örnek konsolumun cisimcikler oluşumu ya da karaciğer hasarı Bunlar tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu mekanizması da statoksik T lenfosit aracılığı hasarla meydana geliyor. B seçeneği örnek immün kompleks birikimi bu neye karşılık geliyor? Viral hepatit kliniği sırasında gördüğümüz ekstra hepatik bulgular. Mesela hepatit B özelinde ele alacak olursak şayet artrite neden olabilir, vaskülite neden olabilir, vaskülitinin özel adı poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa patogenizinde HBS antijene karşı meydana gelen anti-HBS antikorlar ikisi birleşiyorlar ve immun kompleks meydana getiriyorlar. Yine glomerulonefrit meydana gelebilir arkadaşlar. Peki D seçeneği histamin, triptaz, lökotriyan aracılığı hasar bu. Tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonu yani anafilaktik tip aşırı duyarlılık reaksiyonuna karşılık geliyor arkadaşlar. Bozofil mast hücreler önce hali hazırda depoladıkları primer medyatörleri olay yerine boşaltıyor. Histamin triptaz gibi triptaz çıkmış sınav sorusu histamin çıkmış sınav sorusu sonrasında da sonradan sentezledikleri sekonder medyatörleri yani lökotriyenleri olay yerine boşaltıyorlar arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Pneumokok menenjit vakasında yapılan laboratuvar tetkikinde penisilin G için mik değeri 2 üzerinde tespit ediliyor. Bahsi geçen durumun meydana gelmesinden sorumlu en olası mekanizma nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar pneumokok penisiline direnç geliştiriyor. Peki pneumokokun penisilin direncinden sorumlu mekanizma nedir? A beta laktamaz üretimi. B penisilin bağlayıcı proteinde yapı değişikliği. Hem yandalda hem de tusta geldi arkadaşlar. Doğru cevap penisilin bağlayıcı proteinde yapı değişikliği olacaktır. Şimdi 3 önemli gram pozitif. Birincisi pneumokok. İkincisi stafilokok. Üçüncüsü de enterokok. Pneumokok, stafilokok, enterokok. Bu saydığım üçlü Penisilin bağlayıcı proteinde yapı değişikliğine gitmek suretiyle beta laktamlara penisiline direnç geliştirir. İşte bu saydığım üçlüden stafilokok ve enterokok aynı zamanda beta laktamaz üretimiyle de direnç geliştirebilir. Zaten genel anlamda düşünecek olursak penisiline yani beta laktamlara en sık direnç gelişiminden sorumlu mekanizma betalaktamaz üretimidir. Fakat bunların içinde Pneumokok istisnadır, müstesnadır. Sadece ve sadece bu iki mekanizmadan penisilin bağlayıcı proteinde yapı değişikliğine gitmek suretiyle betalaktamlara direnç geliştiriyor. İşte Pneumokokları da kendi içerisinde değerlendirecek olursak meningeal ve non meningeal enfeksiyonlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Non meningeal enfeksiyonlar için, yani menenjit harici klinikleri için, penisinin e, için mik değerinin 8 ya da üzerinde gelmesini bekliyoruz. Penisinin direnci diyebilmek için. Fakat pneumokok menenjit vakasında vakada da gördüğümüz üzere 2 ya da üzerinde olması tespit edilmesi anlamlıdır. Penisinin direnci açısından tekrar ediyorum. Pneumokok menenjit vakasında penisilin için mik değeri 2 ya da üzerindeyse anlamlıdır. Yani penisilin direnci anlamına gelir. Non meningel menenjit harici pneumokok kliniklerinde ise penisilin direnci diyebilmemiz için mik değerinin 8 ya da üzerinde gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. O halde doğru yanıt PBP'de değişikliğe gitmesi. Peki bahsi geçen pneumokok menenjit vakasında penisilin direnci tespit ettim. Hangi ilacı kullanacağım? Cevap one komisini kullanacağım. Çünkü mekanizma kime benziyor? Metisilin rezistan stafilokoklara benziyor. Onlar da penisilin bağlayıcı proteinde yapı değişikliğine gitmek suretiyle metisiline direnç geliştiriyorlardı. Dolayısıyla metisilin dirençli stafilokoklarda özellikle hastane kökenli olanlarında ilk seçenek one komisinde Benzer şekilde arkadaşlar penisilin dirençli Pneumokok menenjit vakasında da dolayısıyla ilk seçenek Van komisin olacak. Etki mekanizmasını hatırlayalım. D alenin D alenine bağlanmak suretiyle hücre duvar sentezini engeller. C seçeneği beta en sık direnç gelişim mekanizmasıdır. Pneumokok için geçerli değildir. Örnek stafilokok, enterokok için geçerli olacaktır. Farklı pentapeptit öncüleri sentezi Vancomycin direncinden sorumludur. Vankorezistan enterokok ya da vankorezistan stafilokoklarda stafaireus'ta arkadaşlar Vancomycin direncinden sorumlu temel mekanizma farklı pentapeptit öncüleri sentezi ne demek bu? Hemen şekle bakacak olursak Vancomycin etki mekanizması peptidoglikanın son iki peptidi olan D-alenin D-alenine bağlanmak suretiyle hücre duvar sentezini engelliyor. Şayet bakteri D-alenin D-alenin yerine D-alenin D-lactat D-alenin gibi farklı pentapeptit öncüllerini sentezleyecek olursa Vancomycin'e direnç geliştirmiş oluyor arkadaşlar. Bakterinin hücre duvar kalınlığını arttırması Vancomycin intermediate stafaerostarda geçerli bir mekanizmadır. ATP bağımlı mekanizma ile antibiyotik hücre dışına göndermesi ise aktif eflux adını verdiğimiz sistem örnek tetrasiklin direncinden sorumlu mekanizma olacaktır. Evet yine klinik mikrobiyoloji sorusu 5. sorumuz. Bazı bakterilerde karbonhidrat yerine farklı bir karbon kaynağı kullanımı ölçüm esasına dayanan bakteri farklı karbon kaynağını kullandığında yeşilden maviye dönen test hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Cevap sitrat olacaktır. Şimdi bizim invik testlerimiz var. Şöyle biraz detaylı açıklamak istiyorum bu kısmı. Indol testi, metil red testi, Voges-Proskauer testi ve sitrat testleri olmak üzere. Bunların size detaylı açıklamalarını arkadaşlar yani testin mantığı birebir çünkü tıp uzmanlık sınavında karşımıza geliyor. Hem Instagram'da paylaştım hem de diğer videolarımızda paylaştım. Oralardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim konumuz e, sitrat testi olacak. Şimdi sitrat normalde şu yeşil renkte. Simmel sitrat agar. Eğer bakteri sitrat pozitifse Bakın burası son derece önemli. Yeşilden mavi renge döndürür. Yıldızlarımızı atalım. Diğer testlere bakacak olursak indol bakterinin triptofanaz enzim aktivitesine karşılık geliyor. Direkt bu ifadeyle çıkmış sınav sorusu. Kovaks ayırıcı damlattığımızda şöyle pembe bir halka oluşumu söz konusuysa indol pozitif şeklinde değerlendiriliyor. Metilret ve Voges Proskauer testleri ise karbonhidrat fermentasyon esasına dayanmaktadır arkadaşlar. İkisini nasıl ayırt edeceğiz? Eğer soruda size Mixed asit ifadesi geçiyorsa M'lerden yakalayalım lütfen. Metilret testinden bahsediyor. Her iki test testte de eğer pozitif gelecek olursa kırmızı renk oluşumunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Mixed asit ölçümü diyorsa metil red olacaktır. 2-3 butenediol diyorsa da Voges Proskauer testimiz olacak. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü gram negatif enterik basillerin ayrımında kullanılıyor. Gram negatif enterik basiller namı değer enterobakteriyası ailesi iki temel özelliği oksidaz negatifler plesiyon bonat haricinde ve glukoz pozitifler. Şimdi bundan sonra basit şekeri kullanabiliyorlar. Yani glukoz pozitifler. Bundan sonra laktoz testi yapılır ve laktoz pozitif olanlar görece daha kompleks karbonhidratı da fermente edenler ekoli, coli, Klebsiella ve enterobakterdir. Peki hocam E. coli, Klebsiella, Enterobacter her üçü de laktoz pozitiftir. Bu üçlüyü nasıl ayırt edeceğiz? Cevap Invit testi olacaktır. Arkadaşlar sırasıyla bakın yarısı pozitif, yarısı negatif şeklinde lütfen aklımızda kalsın. Ecoli için artı artı eksi eksi şeklinde gidiyor invit testleri sırasıyla. Klebsiella ve Enterobakter için ise eksi eksi artı artı şeklinde gidiyor. Ne demek bu? Ecoli için indol pozitif değil metilred pozitiftir, voges proskauer ve sitratları negatif olacak Ecoli'nin. Peki Klebsiella ve Enterobacter özeline ele alacak olursak bu sefer tam tersi olacak. Eksiyle başlayacağız. Yarısı negatif, yarısı pozitif olacak. Yani hem Klebsiella hem Enterobacter için indol negatif, metil red negatif. Tam tersi bu sefer pozitife döndük. Voges-Proskauer ve sitrata pozitif olacak. Yani Simmons sitrata agar'da hem Klebsiella hem Enterobacter mavi renk oluşturacak sorumuza dönecek olursak. Peki hocam birçok özelliği benziyor Klebsiella ve enterobakter hatta bir özelliği daha benziyor hatırlayacağımız üzere kapsüllü Klebsiella mukoid pembe renkli koloniler yapardı. İşte Enterobacter'da bazen Klebsiella benzeri mukoid koloniler meydana getiriyor İkisinin ayırdığında kullanılan test buraya yüzyıldız ornitin testi olacaktır eğer ornitin dekarboksilaz pozitif yani ornitin pozitif diyorsa enterobakter negatif diyorsa da klepsi olacaktır. %100 ayırdığını sağlayan testtir. Şöyle bir toparlayacak olursak invik testler son derece önemli. Laktoz pozitif gram negatif enterik basillerin ayırdığında kullanılıyor. Yarısı negatif yarısı pozitif şeklinde özetlenebilir. Ekol için indol pozitif, metil red pozitif, voges proskauer ve sitrat negatif. Klepsi elli enterobakter içinse indol negatif, metil red negatif, voges proskauer ve sitrat pozitif şeklinde karşımıza gelecek. Soru Klebsiella enterobacter ayırdığını sağlayan test Ornitin testi olacaktır. Ornitin pozitifse enterobacter negatifse Klebsiella olacak. Ateş, üşüme, titreme, dizürü, perineal ağrı şikayetiyle gelen 68 yaşında erkek hastanın alınan öyküsünde seksüel açıdan aktif olmadığı öğreniliyor ve yapılan fizik muayenesinde rektal tuşede prostat dokusu şiş ve ağrılı olarak tespit ediliyor. Şimdi eğer bir hastada prostat dokusu şiş ve ağrılı tespit ediliyor artı sistemik bulgular ateş, üşüme, titreme ve benzeri bulgular söz konusu ise aklıma gelmesi gereken Akut prostatit olacaktır. En sık etken eşeğrişek kolidir. Eşeğrişek koli fimbriyası sayesinde hem idrar yolu enfeksiyonuna hem de prostatit vakasına neden olmaktadır. Peki hangisi doğrudur eşeğrişek koli için? Hadi bir kez daha. Gram negatif, oksidaz negatif. Neden? Çünkü arkadaşlar... O bir gram negatif enterik basildir. Invik testleri nasıldı? Artı artı eksi eksi şeklinde ilerliyordu ve TC agar'da sarı sarı reaksiyon verir. TC agarın mantığını çok daha detaylı anlattığım videolar var. Bu soru özelinde kısaca ele almak gerekirse arkadaşlar. sugar ayrım besyeri olarak ifade edilir. TC agar 3 adet şeker içerir: glukoz, laktoz ve sükroz olmak üzere arkadaşlar bunlardan glukoz ve laktoz üzerinde ele alacak olursak glukoz basit şekerdir laktoz komplike şekerdir burada neydi altın kuralım basit olmadan komplike olunmaz yani TSE gardaki reaksiyona göre şekere olan reaksiyonlarına göre biz Artı artı reaksiyon elde edebiliriz. Yani hem basit hem komplikeyi kullanabiliyor. Hem glukoz pozitif hem laktoz pozitif. E basittir ama komplike değildir. Glukoz pozitif, laktoz negatiftir. Ya da ne basittir ne komplikedir. Glukoz negatif, laktoz negatif şeklinde. İşte bes yerini kabaca özetlemem gerekirse. Artı gördüğümüz yere sarı asit reaksiyon. Eksi gördüğümüz yere de alkali pembeyi yapıştırıyoruz arkadaşlar tabiri yerindeyse. Peki. E.coli, Klebsiella, Enterobacter az evvel ifade ettim. Bunların özellikleri neydi? E, gram negatif enterik basitler dolayısıyla basit şeker glukozu her, ikisi, her üçü de kullanıyor arkadaşlar. Laktozu ele alacak olursak her üçünün laktozu da pozitif oluyordu. Hatta bu nedenle invik testiyle daha ileri incelemeye tabi tutuluyorlardı. E.coli, Klebsiella ve Enterobacter. Dolayısıyla artı gördüğümüz yere... Sarı asiti yapıştırıyorduk. TSAG'da asit asit yani sarı sarı reaksiyon veriyorlar arkadaşlar. Peki diğer seçenekleri ele alalım. Hücre duvarında peptidoglikan içermeyen bakteri kimdi bu? Klamidya. Klamidyal enfeksiyonlar arkadaşlar üriner sistem enfeksiyonu şeklinde karşıma gelebilir. Fakat daha ziyade benim beklediğim seksüel aktif genç hastalar olacaktır. Cinsel açıdan aktif olmadı, özellikle soruda vurgulanmış. Çoğaltılmak için bes yerine siterol ilavesi gerekir. Mikoplazma, üreoplazma, hücre duvarı yoktu. Çoğaltmak için siterol ilavesi gerekiyor. Çıkmış sınav sorusu. Bahsi geçen bakteriler genito ürünler sistemde kolonize olurlar. Fakat nadiren arkadaşlar enfeksiyona neden olurlar. En olası etken dediği için cevap eşerişek koli olacaktır. Karanlık saha mikroskobunda gösterilebilen bakteri kim bu? Treponema pallidum. Cinsel yolla bulaşan hastalık etkenidir. Yine anneden bebeğe de keza geçebilir. Treponema pallidum tipik lezyonu cinsel yolla bulaşır. Bunun özellikle altını üstünü çizelim. Şankır arkadaşlar. Yani ağrısız ülserlerden sonra da bize bahsetmesini bekliyoruz. E seçeneği. Çok çekirdekli dev hücre ve intranükleer inklüzyon cisimcikleri oluşturan virüs kimdir bu? Herpes simplex virüstür. Yine burada da ağrılı ve özellikle bunu da vurgulayabilir ağrılığı tekrarlayan vesiküle ülseratif lezyonlar şeklinde ifade edilecektir arkadaşlar. Yıldızlarımızı atıyoruz. genital herpesten bahsediyor E seçeneğinde. Genital herpes hem HSV1 hem de HSV2 tarafından meydana getirilebiliyor arkadaşlar. Daha ziyade 2 fakat 1 de neden olabilir? Bunu da özellikle vurgulamış olayım. Virüslere ait protein yapılara CD8 pozitif T lenfositlere sunumu sırasında görevli yapıya ait moleküle dair hangisi doğru verilmiştir? Şöyle bir 8'ler kuralımız vardı. MHC 1 molekülüyle CD8'e, MHC 2 ile de CD4 T lenfositlere antijen sunumu meydana geliyordu. MHC1 molekülü kimlik kartı gibi pek çok hücrede bulunuyor. Kimlerde var? Çekirdekli hücrelerde ve trombositlerde bulunuyor. Kimde yok? Eritrositte yok. Çıkmış sınav sorusu. MHC2 ise güvenlik kartı gibi düşünelim. Profesyonel güvenlikçilerimizde bulunuyor. Kimlerde var arkadaşlar? B lenfositlerde örneğin var. Denteritik hücrelerde var ve makrofajlarda bulunuyor arkadaşlar. MHC2 molekülü. O halde MHC1 ile CD8'e, MHC2 ile de CD4 T lenfosite antijen sunumu meydana geliyor. Aslında soru da bize şunu sorguluyor. Hangisi MHC1 molekülünün önemli bir yapısıdır? Cevap beta 2 mikroglobinin olacak. MHC1 de var, 2 de yok. Bu bile başlı başına sınavda sorulmaya adaydır. İnflamozom arkadaşlar. İnflamozom nedir? Enflamozom Nolt-like reseptörlerin sitozolik bileşkesine verdiğimiz isimdir. Enflamozom uyarımı sonucunda interlokin 1 üretimi meydana gelir. Bu ifadelerle çıkmış sınav sorusu. CD46 kimin yüzeyinde bulunuyor? Makrofaj yüzeyinde bulunuyordu. Ben size tüberküloz dediğimde hücre içi, hücre içi dediğimde hücresel yanıt ve algülüm vergülüm etkileşimi aklımıza gelecekti. Yani makrofaj ve T-helper bir hücre arasında meydana gelen etkileşim defalarca çıkmış sınav sorusu. Bakın makrofaj üretmiş olduğu interleukin 12-15-18 aracılığıyla T-helper bir hücreyi uyarırken T-helper bir hücrede üretmiş olduğu interferon gamma aracılığıyla makrofajı uyarmakta, klasik yolaktan uyarmakta aktive etmektedir. İşte bakın bir tane virüsümüz var ismi kızamık kızamık virüsü makrofaj yüzeyindeki CD46'ya bağlanıp interleukin 12 salıverilmesini verilmesini blok eder. Dolayısıyla kızamık kliniği sırasında hücresel yanıt baskılanır. Bunu bana nasıl sorabilirler? Aşağıdaki virüslerden hangisinin kliniği sırasında enerji meydana gelebilir? Yani örneğin bir hastada PPD testi başlangıçta pozitiftir. Neden? Çünkü hücresel aşırı duyarlılığı gösterir. Tüberküloza olan duyarlılığı gösterir. Tip 4 aşırı duyarlılık sonucu meydana gelir PPD testi. Fakat kızamık kliniği sırasında hücresel yanıt suprese olacağı için PPD testi negatifleşir. İşte bu durum enerji şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Tool-like reseptörler bunlar patent tanıma reseptörleridir. Pump adını verdiğimiz patojene ait yapıların tanınmasından sorumludur. VLVH'den son olarak kısaca bahsetmek istiyorum. Bakın şu bizim tipik bir antikorumuz. Şu ağır zincir mavi olarak çizdiğim bir de hafif zincirler var yeşil olarak çizdiğim. İşte bu hafif ve ağır zincirin ucunda bulunan bölgeler değişken variable bölgelerdir. Variable light, variable heavy. Yani VL, VH şeklinde ifade edilir. Bunun immünolojide daha ziyade karşılığı FAP bölgesidir. FAP bölgesi antijeni bağlayan bölgedir. AB'lerden yakalayalım arkadaşlar. Dolayısıyla beta 2 mikroglobinin kimde var? MHC1'de var. MHC1 ne işe yarıyor? CD8 pozitif T lenfosite antijen sunumunu sağlıyor. 8. sorumuza bakıyoruz. 72 yaşında erkek hasta bilateral pnömoni nedeniyle yapılan tetkiklerinde İdrarda Legionella üriner antijen testi pozitif olarak gelmiş. En olası etken hangisidir diye sorulmuş. Cevap arkadaşlar Legionella pneumophilia, sero grup 1 olacaktır. Şimdi bu son derece önemli değerli bir bilgi. Textbook'larda da özellikle vurgulanıyor arkadaşlar. Soru olarak direkt karşımıza gelebilir. Bakın Legionella Yaşlı hastada, 55 yaş üzeri hastada atipik pnömoni etkenidir. Mesela genç hastada atipik pnömoni dendiğinde mikoplazma, yaşlı hastada atipik pnömoni dendiğinde legionellayı muhakkak düşüneceğiz. Peki legionella için anahtar kelimeler neler olacak? Suyla bir temas öyküsü olacak. Mesela termal havuz kullanım öyküsü ya da bakımı yapılmamış klima ile temas öyküsü şeklinde ifade edilecek yaşlı bir hastada meydana gelecek. Peki soruda bize neyi soruyor? Üriner antijen testi. Yani idrarda antijeni tespit edilebilen Legionella hangisidir? Cevap Legionella pneumofilia serogrup 1 olacak arkadaşlar. Bakın bütün Legionellaların değil, Legionella serogrup 1'in idrarda antijeni gösterilebiliyor. Özellikle vurgulamış olalım. 3 aylık bebek ateş, huzursuzluk, ağlama şikayetiyle getiriliyor. İzleyen dönemde letarji meydana gelmiş, fizik muayenesi normal, uyarılara minimal yanıt verdiği gözleniyor. Beyin omurilik sıvısı örneğinin incelenmesinde lökosit sayısı 200 ağırlıklı olarak lenfosit. Glukoz seviyesi normal olarak tespit ediliyor. Akut aseptik menenjit tanısı alan hastada olası etkenin enterovirüs olduğu düşünülüyor. Zaten Viral menenjit yani aseptik menenjitin en sık etkeni arkadaşlar enterovirüslerdir. Şimdi eğer bir bos örneği incelendi. Eski çok eski tarihli sınav sorularında bu sıklıkla karşımıza geliyordu. Mesela lenfosit sayısı arttıysa bu bir viral yani aseptik menenjit olabilir. Bu bir tüberküloz menenjiti de olabilir. İkisini nasıl ayırt edeceğim? Glukoza bakacağım. Eğer glukoz seviyesi düştüyse bu bir bakteridir. Virüse göre daha komplike. Bu şekilde aklımızda tutalım. Ama eğer glukoz seviyesinin normal olduğundan bahsediyorsa, sadece lenfosit sayısında bir artıştan bahsediyorsa bu ikiliden bizi viral menenjite yönlendirecek soruda olduğu üzere. Hangisi doğrudur diye sorulmuş enterovirüslerde. Primer olarak fekal oral yolla bulaşmaktadır. Arkadaşlar viral menenjit, aseptik menenjit en sık etken enterovirüslerdir. Picorna virüs ailesindendir. Yani küçük RNA virüsleridir bunlar. Enterovirüsler içerisinde de koksaki eko en başı çekmekte. Peki temel bulaşı nasıl meydana geliyor? Bunlar zarfsız küçük RNA virüsleri dolayısıyla fekal oral yolla bulaşıyor. Bakın çok çeldirici bir soru olarak sorulabilir. Nasıl yani? Viral aseptik menenjit buraya dikkat. En sık bulaş yolu hangisidir? A damlacık yolu, B inhalasyon, C fekal oral yol. Birçok insanı eler. Doğru yanıt fekal oral yol olacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar enterovirüslerdir. Peki diğer seçeneklere bakacak olursak primer olarak ıcam 1 reseptörlerine bağlanmaktadır. Icam1 reseptörleri adezyondan sorumlu reseptörlerde bağlanan rino virüsler olacaktır. Kendisine ait DNA polimeraz enzimi bulunmaktadır. Bu virüs de pox virüs olacaktır. Pox virüs kendisine ait DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi bulunması nedeniyle diğer DNA virüslerinden farklı olarak sitoplazmada replike olur. Pox sitoplazmada replike olan tek DNA virüsüdür. Her bir ifadesi çıkmış sınav sorusudur. Genetik reassortmanta uğrayabilen virüs dendiğinde de Yine çıkmış sınav sorusu. Orto miksovirus ve rotavirüsler aklımıza gelecek. Yani segmenter RNA virüsleri aklımıza gelecek. Esas olarak trigeminal ganglionlarda latent kalan HSV 1'dir. Sakral ganglion diyorsa HSV 2, trigeminal ganglion diyorsa HSV 1, doğursal kök ganglionları ifadesi geçiyorsa da varisella zoster virüs aklımıza gelsin. Evet, HIV'in M-tropikten yani makrofaja ilgi duyardan T-tropik yani CD4 pozitif t lenfosit ilgi duyar hale geçişi hangisindeki mutasyon rol oynar şeklinde ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar HIV'in genel özelliği neydi? Diploid yani aynısından iki tane içeren tek virüstü. 2 adet pozitif iplikli RNA'ya sahipti. Bu nedenle diploid virüs şeklinde ifade ediliyor. Zarfı var mı? Evet var. Şöyle zarfını da çizelim. Ve zarfında da glikoprotein çıkıntılar var. İşte bu görmüş olduğunuz glikoprotein 120. Altında da glikoprotein 41. Glikoprotein 120 adezyondan tutunmadan sorumludur. Tutunmanın ardından glikoprotein 41 aktive olur ve virüs füzyon yoluyla hücre içerisine girer. Peki glikoprotein 120 nerelere tutunuyor? Arkadaşlar ana reseptör CD4 reseptör, bir de bunun core reseptörü var. İşte bu core reseptörler farklıdır makrofajda ve T lenfositte. Makrofajdaki core reseptör CCR5 T lenfositteki koreseptör ise CXCR4'tür. Makrofajdaki CCR5 çıkmış sınav sorusu. T lenfositteki koreseptör ise CXCR4 şeklinde ifade edilir. Şimdi buraya dikkat. Arkadaşlar glikoprotein 120 aracılığıyla HIV'in sadece cd 4de tutunması yeterli değildir. Bir de bununla birlikte koreseptöre bağlanması gerekir. Ne için? Glikoprotein 41'in aktive olup virüsün füzyon yoluyla hücreye girebilmesi için. İşte en başlarda bakın HIV entropiktir. Yani başlardaki hedef makrofajdır. Dendritik hücrelerdir. Yani en başta CD4 bir de koreseptörden CCR5'e tutunmaktadır. Fakat glikoprotein 120 V3 lupunda meydana gelen mutasyon sonucunda m tropik halden t tropik hale geçer HIV. Dolayısıyla CD4 artı CXCR4'e tutunur hale geçer. İşte bu da T tropik HIV şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla nerede meydana gelen mutasyon önemli burada? Glikoprotein 120 olacaktır. Glikoprotein 41, neden sorumluydu arkadaşlar? Füzyondan sorumluydu. Hem CD4 hem de koreseptöre tutunmasının ardından aktive oluyor. Füzyon yoluyla hücreye girişi sağlıyordu. Peki nasıl bir virüstü arkadaşlar? RNA virüsüydü, diploid özellikteydi. Hücreye girmesinin ardından ne yapıyordu? Glikoprotein 41 ile şöyle bir kapsidinden soyunuyor. Sonrasında reverse transkriptazı aracılığıyla RNA'dan DNA sentezliyor. İşte bunu sağlayan RNA bağımlı DNA polimerası namı değer reverse transkriptaz olacaktır. Sonrasında sentezlemiş olduğu DNA'yı konak DNA'sına entegre ediyor. Entegrasyondan sorumlu enzim entegraz yani integraz enzim olacaktır. Sonrasında arkadaşlar virüs emredecek, konak üretecek proteinleri. İşte bu ilk başta üretilen proteinler inaktive haldeler. Bunların aktive olabilmesi için proteazlar aracılığıyla Kırpılmaları gerekiyor. Mesela ilk başta glikoprotein 160 şeklinde üretiliyor. Sonrasında proteazların etkisiyle glikoprotein 120 ve glikoprotein 41 meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. 3 yaşında kız çocuğu acil servise bir günden bu yana süre gelen yüksek volümlü sulu diğeri nedeniyle getiriliyor. Ailesi aşı karşıtıymış. Ateşi 37-7 ölçülmüş. Yapılan fizik muayenesinde ılımlı dehidratasyon saptanmış. Sonrasında bağırsak sesleri artmış vesaire. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısma. Dışkı örneğinden yapılan PCR'da segmenter yapıda çift iplikli RNA'ya sahip virüs tespit ediliyor. Çift iplikli, çift kapsitli segmenter RNA virüsü. Kimdi bu arkadaşlar? Rota virüs şeklindeydi. Çift iplikli, çift kapsitli, segmenter RNA virüsüdür. Şimdi gelelim hangisi doğru değildir diye sorulmuş. VP4 proteinine göre alt türler ayrılır. Yanlış. Doğrusu VP6 olacak çıkmasını beklediğim sorulardandır arkadaşlar. Şimdi çift iplikli, çift kapsitli, segmenter RNA virüsüydü. Bakın VP'leri sırasıyla yazacak olursak VP2 var. VP6 var, VP4 ve 7 var. İşte bunlardan arkadaşlar bakın VP6 iç kapsit proteini namı değer majör antijenik determinant şeklinde ifade edilir. Şu gördüğünüz iç kapsit yani VP6'ya göre rotavirüsler alt tiplere ayrılır. En sık da karşımıza grup A gelmektedir. Neye göre ayırıyormuşuz rotavirüsleri? Cevap VP6 proteinine göre ayırıyoruz arkadaşlar. Genetik reassortmanta uğrayabilir. Önceki sorularda bahsetmiştim. Orta müksovirüs ve rotavirüsler segmenter RNA virüsleridir ve genetik reassortmanta uğrayabiliyorlar arkadaşlar. Histopatolojisinde virüslerde harabiyet gösterilebilir doğrudur arkadaşlar. NSP4 proteini çıkmış sınav sorusudur. Enterotoksin özelliği taşır. Şimdi hangi virüsün enterotoksin aktivitesi bulunur? Cevap rotavirüs. Hangi parçasının enterotoksin aktivitesi var? Cevap NSP4 olacaktır. SGLT1'i inhibe ederek etkinlik gösterir. Oral canlı aşıları bulunur. Yine arkadaşlar Rotarix, Rotatek olmak üzere. Mesela Rotarix içerisinde G1, Rotatek içerisinde ise G1, 2, 3, 4 ve 9 içeriyor. Yani 5 alt tip bulunuyor. Diğer özellikleri şöyle bir ele alacak olursak arkadaşlar. Çift iplikli, çift kapsitli segmenter RNA virüsüdür. VP6'ya göre alt tiplere ayrılır. Viremi yapmaz. Dolayısıyla kendisine karşı Lokal IgA yanıtı etkilidir. Peki en dışta bulunan dış kapsit proteinleri hangileri? VP4, VP7. Altın kural neydi? En dışta ne varsa çoğunlukla antikorlar ona karşı üretiliyordu. Dolayısıyla nötralizan antikorlar VP4 ve VP7'ye karşı üretilir. Hadi bir kez daha. NSP4 yapısal olmayan proteinlerden enterotoksin aktivitesine sahip. SGLT1'i inhibe eder. 4 yaşında erkek çocuk 3 günden bu yana süre gelen ateş, iritabilite, oral lezyon şikayetiyle getiriliyor. Sonrasında dilinde ve vasında ağırlı ülserler, servikal lenfadenopati görülüyor. Oral ülser kazıntı örneğinin mikroskobik görünümü aşağıdaki gibidir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada slaytımızda bulunmuyor ama sorunuzdan bakabilirsiniz. Dev hücreleri oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Cevap primer enfeksiyon olacaktır. Şimdi HSV1 özelinde şöyle herpes virüslerin tipik döngüsünü bir özetleyelim. Önce bir primer enfeksiyon meydana gelir herpes virüsler. Sonra gider bir yerde latent kalırlar. Fırsatını bulunca reaktif olurlar ve sekonder enfeksiyonlar meydana gelir arkadaşlar. İşte bunlardan primer enfeksiyonlar Varicella Zoster yani su çiçeği etkeni haricinde çoğunlukla asemptomatiktir. HSV-1 de en sık primeri asemptomatiktir. Fakat semptom verdiğinde soruda gördüğümüz üzere gingivostomatite neden olabilmektedir. Gingivostomatit ateş artı ağızda ağrılı veziküler lezyonla karakterize. Soruda olduğu üzere klinik tablodur. Etken HSV-1'dir. HSV-1'in primer enfeksiyonuyla meydana gelmektedir arkadaşlar. Latent enfeksiyon nerelerde latent kalıyordu? HSV1 trigeminalde, HSV2 sakralde. Peki varisella zoster virüs dorsal kök ganglionlarında latent kalır. Abortif enfeksiyon ne demekti? Virüs hücreye girer fakat yeni enfektif virüs üretemediği duruma biz abortif enfeksiyon adını veriyoruz. Reaktivasyon sonucunda en sık herpes kliniği olan herpes labialis meydana gelir. Hem tusta hem dusta karşımıza geldi. Yavaş virüs enfeksiyonu. Şöyle arkadaşlar iki güzel örneği var bunun. Mesela tomurcuklanmadan sorumlu kızamık virüsünün M proteininde bir defekt söz konusu ise kızamık enfeksiyonundan 2 ila 10 yıl sonra meydana gelen demiyenizasyonla karakterize subakusiklerozan siklerozan panensefalit tablosu. Burada beyaz cevher tutulumu yani oligodendrosit hasarı son derece tipiktir. Bir diğer örneği de JC virüse bağlı immun suppresif hastalarda meydana gelen progresif multifokal loka ensefalopati kliniği olacaktır. 35 yaşında HIV pozitif erkek hasta, 2 haftadan bu yana süre gelen ateş baş ağrısı halsizlik şikayetleriyle başvuruyor. Aynı zamanda son birkaç aydır da istemsiz kilo kaybı olduğunu belirtiyor. anti -retroviral terapi almayan ateşi 38.4 olarak ölçülen hastanın fizik muayenesinde, orofaringel mukozasında beyaz plaklar ve generalize lenfodinopati tespit ediliyor. Şimdi, şu beyaz plaklar, hücresel yanıt süpresyonu anlamına geliyor. Zaten HIV pozitifte hastamız yani pamukçuk, kandida enfeksiyonuna karşılık geliyor. Ve yine jeneralize lenfodinopati de klinik sırasında karşımıza gelebiliyor. Beyin görüntülemede intrakraniyel kitle tespit edilemeyen hastanın Bos örneğinin incelemesinde çini mürekkebiyle boyandığında kalın kapsülü siferik mayalar karşımıza geliyor. Çini mürekkebi kimin tanısında kullanıyordu? Kriptokokus Neoformans'ın tanısında kullanılıyor. Şimdi Cryptococcus Neoformans'a dair primer enfeksiyon en sık hangi bölgeyi etkiler şeklinde sorulmuş. Peki hocam bunu bilebilmek için eski tarihle aynı zamanda benzeri spot olarak sorulmuştu. Cryptococcus Neoformans bulaş yolu nedir hocam? İnhalasyon yoluyla, kuş çıkartılarının inhale edilmesi yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla primer olarak nereyi tutmasını bekliyoruz? güvercin çıkartılarının inhalasyonuyla bulaşan Cryptococcus da akciğeri tutmasını bekliyoruz arkadaşlar. Tipik kliniği santral tutulum yani merkezi sinir sistem tutulumuyla menenjit kliniği ile seyreder. Çin'i mürekkebi buradaki anahtar kelimemiz olacaktır. Çin'i mürekkebi negatif boyama yöntemidir. Kapsülü boyamaz. Kapsüler olan alanlar açık kal kalır. Bu yüzden negatif boyama şeklinde ifade edilir. Kapsülü boyayan boya müsik karmin boyasıdır. Çıkmış sınav sorusu. Yine eski tarihli sınav sorusudur. Kriptokokus neoformansa dair melanin içeriği nedeniyle Mason Fontana boyasıyla boyanır. Tedavide amfoterisin B artı flüstozin. idame tedavide ise flukanozol veridir. Her birerleri çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar. Tipik vakası bir kez daha vurgulayayım. İmmun konakta menenjit etkenidir. Hangisi kapsül oluşturabilme özelliğine sahiptir diye sorulmuş. Cevap Rodotorula olacaktır. Şimdi soruda size kapsüllü bir maya, kapsüllü bir mantardan bahsediyorsa, Cryptococcus neoformas ve Rodotorula'yı düşüneceğiz. Arkadaşlar Rodotorula'yı Redotorula şeklinde kodlayalım lütfen. Yani kırmızı karotenoid pigment meydana getirir. Cryptococcus neoformas ise fenol oksidaz aktivitesi sayesinde, yani fenol oksidaz pozitif olması nedeniyle Birdseed namı değer kuş yemi agarda kahverengi renkli koloniler meydana getiriyor. Yıldızlarımızı atıyoruz arkadaşlar. O halde kahverengi pigment kriptokokus neoformansa kırmızı karotenoid pigment de Rodotorla redotorlaya bizi yönlendirsin. Her ikisinin ortak özelliği neymiş peki soru? Her ikisi de kapsül üretiyorlar. 38 yaşında erkek hasta son 3 gündür devam eden ishal karın ağrısı, ateş döküntü, şiddetli kas ağrıları yakınmasıyla başvuruyor. Bir hafta öncesinde çiğ köfte yemiş. Yapılan muayenesinde ateş 38.8, nabzı dakikada 106, evet, tansiyon 120-70 olarak ölçülmüş. Gelelim anahtar kelimelere. Periorbital ödem, kas tutulumu nedeniyle kaslarda hassasiyet, başka eozinofil artmış, Creating kina seviyesi artmış. En olası etken hangisidir diye sorulmuş. Cevap Trichinella spiralis olacak. Domuz eti ya da ayı eti yeme öyküsü anahtar kelimeleridir. Eozinofil artar. Kas tutulumu nedeniyle kas ağrısı tipiktir. Periorbital ödeme neden olur. Bir de bakın vaskülit sonucunda şöyle tırnakta kıymık batmış şeklinde kanamalar. Yani splinter hemoroloji kliniği son derece tipiktir. Tedavisinde mebendazol kullanılmaktadır. Yıldızlarımızı atıyoruz. Yukarıda verilen parazitlerden hangisi ya da hangilerinin insanda hem larva hem erişkin formu bulunabilir? Yani insan hem ara hem son konaktır şeklinde sorulmuş. 3 adet parazitimiz var. Muhakkak bilmeni istiyorum. 2 tanesi domuz paraziti zaten. Tenye solium, Trichinella spiralis. TS olanlar arkadaşlar. Bunlar domuz parazitlerimiz. Vakasını da çözdüm az önce. Trichinella spiralis, Tenya solium. Bir de bunlara Strongloide stercoralis'i ilave edersek işte bu saydığım üçlü. Hadi bir kez daha. Trichinella spiralis, Tenya solium, Strongloide stercoralis. Bu üçlüde insan hem ara hem son konakları başka bir ifadeyle soruda olduğu üzere hem larva hem erişkin formu bulunabilmektedir. 17. sorumuz hastalık aşırı duyarlılık reaksiyonu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Cevap multiple skleroz olacak. Multiple skleroz tip 2 değil, tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu örneğidir. Otoreaktif T lenfositler, merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf oluşumundan sorumlu oligodendrositlere saldırıp harabiyetine neden olurlar. Sonuç kronik demyenizasyonla karakterize multiple sikleroz olacaktır. Dolayısıyla doğrusu tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu. Serum hastalığı tip 3 aşırı duyarlılık örneğidir. Atopik dermatit tip 1, karıştırmak, Kontak dermatit tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyon örneğidir. Tip 2 aşırı duyarlılık daima sorulur. Anahtar kelimesi hemolizdir. Dolayısıyla otoyemun hemolitik anemi tip 2 aşırı duyarlılık reaksiyon örneğidir. Püseriyazis de yine tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyon örneği olacaktır. Evet bu deneme son sorumuz 3 yaşında erkek çocuk ciddi stafilokokal pinomoni nedeniyle getiriliyor. Alınan medikal öyküsünde rekürren lenfadenit ve deri enfeksiyon öyküsü bulunuyor. Dihidrooradamin testinde yeşil flüoresans kaybı tespit edilen hastada en olası enzim defekti hangisidir diye sorulmuş. Şimdi oksijen aracılığı öldürme özellikle nötrofillerde son derece belirgindi arkadaşlar. Nasıl oluyordu? Oksijen önce fagosit oksidaz, namı değer NADPH oksidaz enzim aktivitesiyle süperokside, sonrasında süperoksit, süperoksit dismutaz enzim aktivitesiyle hidrojen perokside ve en son basamakta da hidrojen peroksit, mieloperoksidaz enzim aktivitesi sonucunda hipoklore dönüşümü meydana geliyordu. İşte şayet ilk basamakta nat pH oksidazda bir defekt söz konusu ise kronik granulomatöz hastalık soruda olduğu üzere meydana geliyor arkadaşlar. Peki taramada NBT testi bakılıyor. Nitrobülü kısaltımıdır. NBT testi negatif gelecektir. Nat pH oksidaz eksikliğinde. Bir de bakın mielo peroksidaz defekti var asemptomatik seyrediyor fakat bazen kandida enfeksiyon sıklığında artış meydana gelebiliyor. İkisinin ayırdığında soruda bana NBT verecek. Mielo peroksidaz eksikliğinde NBT pozitiftir. Çünkü ilk basamakta herhangi bir sorun söz konusu değildir arkadaşlar. Peki kronik grolomatöz hastalıkta tanıyı nasıl koyuyoruz? Dihidroorodamin testi yapıyoruz. Burada yeşil floresans kaybını tespit ediyoruz. Ne oluyordu? Burada katalaz pozitif mikroorganizmaların gözükme sıklığında artış meydana geliyor. Direkt dahiliyeden eski tarihli sınav sorusudur arkadaşlar. Kimlerin gözükme sıklığı artar ya da artmaz şeklinde sorulabiliyor. Bakın Staphylus, Aspergillus bunlar en bilinen örnekler. Yine bunlarla birlikte bakın Serrasia marsasens, Burgolderia sepasya ve Chromobacterium violaceum sıklığı da artışla seyreder arkadaşlar. Özellikle klinikte soru olarak karşımıza gelebiliyor Burgoldere sepasya ile ilgili son olarak bunu da vurgulamak istiyorum özellikle iki hastalık grubunda karşımıza geliyor bir kistik fibrozlu hastalarda kistik fibrozlu hastalarda hangisinin üremesi hastayı akciğer transplant listesinden çıkartırır cevap burgoldere sepasya bu ifadeleri çıkmıştı tıpta uzmanlık sınav sorusu ikinci olarak da kronik Kronlomatöz hastalık son derece önemli değerli. Direkt vaka sorusu olarak hem yurt içi hem yurt dışı sınavlarda sorulma potansiyeli taşıyor. Burgolde resepasyenin görülme sıklığı artar. O halde bir kistik fibrozis, ikincisi de kronik kronlomatöz hastalıkta burgol derya sepasya görülme sıklığı artar arkadaşlar. Evet bir soru çözüm videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir ders, verimli bir video olmuştur her türlü soru, öneri, yorum, katkıyı açıklama kısmında ya da Instagram hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın.